Nintendo, Wii'nin ardından Switch'le yine sarsıcı, etkileyici bir başka başarıya imza attılar. Üstelik Wii U faciasının ertesinde. Böyle giderse gelmiş geçmiş en çok satan video oyun konsolu ünvanını PlayStation 2'nin elinden alacaklar. 2017 yılında çıkan ve Türkiye'de de aslında Nintendo markasının sempati kazanmasına katkı sağlayan Switch konsolu artık epey yaşlandı. Kendine az bir kültürü, oyun kütüphanesi, oyuncu topluluğu olan Nintendo'nun yeni bir donanıma ihtiyacı var. Oyun konsollarının deneyim olarak artık bir PC gibi hissettirdiği, jenerasyonun ortasında masaüstü ara konsollar gördüğümüz, özel oyunların yavaş yavaş özelliklerini yitirdikleri, PC ile özdeş markalarınsa el konsolu benzeri taşınabilir PC'ler ürettiği bir dönemdeyiz artık. Ve bu hengamede tamamen kendi işine odaklanan Nintendo hem geleneksel bir oyun konsolu olarak kalmayı başardı hem de özel oyunların ne kadar kıymetli olduğunu kanıtladı. Nintendo'nun sıradaki konsolunun başarılı olmasını çok istiyorum. Yani tamam her şey şirket gibi nihayetinde para kazanmayı hedefleyen, karlılığı düşünen bir şirket. Ama burada kaçırdığımız çok önemli bir detay var. Parayı seven bir firma olmakla ...parayı getirecek kaliteli ürünü geliştirmeyi seven firma olmak arasındaki ince ayrım. Nintendo trendler ve oyuncu verilerinden uzak, yenilikçi ve eğlence odaklı bir oyun tasarım felsefesine sahip. Yeni, sıra dışı şeyler deneme cesaretini gösterebiliyorlar. Senin ne sevdiğini, neye para harcadığını verilerden gördük ve bunu yaptık demiyorlar yani. Bak bir de böyle bir şey var. Farklı ve beğeneceğini düşünüyoruz. Türkiye'de bunu anlatmak güç. Her ne kadar Switch ile bazı algılar kırılmış olsa da sonradan yerleşen ve tam anlaşılamamış bir bir kültürün önemli bir markası için yapılan Antin kunti yorumlar meşhur edilen influencerların kalitesiyle aynı çizgide ilerliyor. Neyse. Dönelim konumuza. Eleştirebileceğim yanları da var tabi ama ne Sony gibi bir dönemin elektronik devi ne de Microsoft gibi para basan dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Nintendo oyunla var olmuş bir marka. Varlığını da buna dayandırıyor. Yine sakız gibi sündürmeye başladı muhabbeti. Sade de geleyim. İnternete sızmış yığınla bilgi var yeni Nintendo konsolu hakkında ve sizin gibi benim de yeni konsoldan beklentilerim. Hadi başlıyoruz. Konsolun adı Nintendo Switch 2 olmalı. Nintendo normalde konsollarını 2, 3, 4 diye ardışık rakamlarla isimlendirmez. İlk büyük başarısı NES'in ardından Super NES'le ya da SNES'le geldiler. Bir sonraki konsolları Nintendo 64 oldu. Ardından gelen Nintendo GameCube adına layık bir tasarım abidesiydi. Wii başarısından sonra Wii başına gelenleri siz de biliyorsunuz. Game Boy'u Game Boy Color ve Advance takip etti. Konsollarına verdikleri isimler tasarım ve donanımın özellikleriyle doğrudan bağlantılı. Oyun dünyasında değişime yol açmayı hedefleyen bir markanın ürünlerini basitçe 1, 2, 3 diye isimlendirmek istememesi anlaşılır tabii. Ama bu konuda PlayStation'ın net kendini açıklamaya gerek duymayan sadeliğini seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyorlar adamlar. Xbox tarafı zaten Allah'a emanet. Çarşamba gibi. Switch 2 adını kendim için istemiyorum ha. Nintendo Wii U'daki gibi çakılmasın maksat. Switch bu kadar başarılı olmuşken macera aramaya gerek yok. Koy sonuna 2'yi geç hocam. Ama büyük ihtimalle başka bir isimle gelecekler ki Super Nintendo Switch'e bile razıyım şu noktada. Yepyeni IP'ler isterim. Switch'in muazzam bir oyun kütüphanesi var. Birkaç yeni IP de gördük bu tarafta ama ben Nintendo'nun Gamecube'de olduğu gibi biraz daha atılgan olmasını istiyorum. O zamanlar Luigi's Mansion'lar, Metroid Prime'lar, Eternal Darkness'lar, Gaze'ler yapan ya da destek olan firma yeni IP konusunda eskisi kadar eli açık davranmıyor. Kasada para da var. Bir iki oyun denemesi patlasa ne olur sanki? Bak ne güzel Bayonetta 3'e destek olduğunuz, Fatal Frame'i devam ettirmeye çalışıyorsunuz bir yandan, eskilerden de bir şeyler diriltiyorsunuz. E hadi biraz da yeni IP. Geriye uyumluluk şart arkadaşlar. Geriye uyumluluk denilince genelde akla Xbox geliyor. Çünkü enfes bir iş çıkardılar bu konuda. 20 sene öncesinin oyununu takıyorsunuz ve hop oyun koleksiyonunuz en yeni Xbox konsolunda oynanmaya hazır. Geriye uyumluluk konusunda Nintendo tarafı da aslında iyi işler çıkardı. Üstelik fiziksel oyunlarındaki format farklılıklarına rağmen. Game Boy Advance oyunlarını oynamak için Nintendo DS'te özel bir kartuş alanı vardı. Nintendo 3DS'te DS oyunları oynanabiliyordu. Gamecube oyunları Wii'de, Wii oyunları Wii U'da çalışıyordu. Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, Sonra uşağı. Nintendo konsolları arasındaki yazılımsal ve donanımsal farklılıklar Xbox gibi jenerasyonlar öncesine uzanan destek sağlanmasını imkansız hale getirse de bir noktada uyumluluk sağlanıyordu yani. Nintendo Switch peynir ekmek gibi satmış bir konsol. Üstelik fiziksel oyun satışları Nintendo tarafında halen çok önemli bir değer. Yani elinde sağlam bir oyun koleksiyonu olan büyük bir kitle var. Bu kitleye oyunların yeni cihazda da çalışıyor demek topluluğu yeni konsola çekmek için önemli bir değer. E bir de dev bir oyun kütüphanesi oluştu Switch'te. Nintendo oyunlarının uzun yıllar satmaya devam ettiğini de biliyoruz. Geriye uyumluluk demek bu oyunların konsolu ilk kez alacaklar için bir tercihe dönüşmesi demek. Xenoblade'i portlamayın artık hocam ya da Skyward Sword'u Luigi's Mansion 2'yi tekrar tekrar kutulayıp itelemeyi bırakın. Sattınız zaten satacağınız kadar. Remake'lere, remastered'lara doyduk, beleş yükseltme isteriz. Geriye uyumluluk demişken şu meseleyi de açalım değil mi? Yeni Switch ile birlikte özellikle Tears of the Kingdom gibi teknik anlamda Switch'in artık dibini fazlasıyla sıyırmış oyunlara ücretsiz bir güncelleme gelmesi gerek. Microsoft ne yaptı? Geriye uyumlulukla birlikte oyunların teknik olarak da daha iyi hale gelmesine vesile olan Smart Delivery'i icat etti. En güzel örneği Red Dead Redemption'ı yeni nesil konsollarda orijinalinden daha yüksek çözünürlük ve stabil FPS'te oynayabiliyorsunuz. Üstelik beleş. Evet beleş. Patlayan Wii U'dan oyun portlamana eyvallah ettik. 20 senelik oyunlara remaster e hadi ona da tamam ama artık kıyak geçme zamanı sende. Geriye uyumlulukla birlikte beleş güncellemeler istiyoruz. Tek hesap tek mağaza sistemi. Aslında bu beklentim bir noktada geriye uyumlulukla da ilişkili. Toprağı bol olsun eski Nintendo CEO'su Satoru Iwata zamanında yazılım tarafında artık aynı dili konuşacak biçimde yola devam etmeleri gerektiğini söylemişti. Zamanında verdiği örnekle basitçe şöyle özetleyeyim. Diyelim yeni bir iPhone aldınız. Yeni telefonunuzun keyfini çıkarmak için yeni uygulamaların ya da oyunların çıkmasını beklemeden yıllardır faaliyette olan App Store'a girip anında oyunlar ve uygulamalara dalabiliyorsunuz. Her telefonda ayrı mağaza, ayrı yazılım altyapısı ve kullanıcıya yeni yeni hesaplar açtırmaya gerek duymadan tek hesapla önceden satın aldığınız ve diğer tüm dijital varlıklarınız hali hazırda App Store mağazasında yer alan tüm içeriklerle buluşuyor. Iwata, Nintendo'nun da gelecekte tek hesap, tek mağaza sistemiyle devam edilmesi gerektiğini belirtmişti. Çünkü boşa giden bir çalışma var ortada. Nintendo Wii'nin indie ve retro oyunlardan oluşan enfes bir kütüphanesi vardı. Ama ne oyunlar ne de Wii'deki hesabınız Wii aktarılamıyordu. Wii mağazası öldü gitti. Wii başka bir hesap sistemine geçildi. Dijital mağazada yine enfes bir oyun kütüphanesi oluşturuldu. Sonuç hüsran ve peşinden Switch geldi. Yazılımsal farklar ve değişik hesaplar yüzünden bu kez de 30 yıllık oyunları Switch'e port etme süreci başladı. Ama umuyorum Switch 2 ile birlikte hesaplarımızı yani dijital varlıklarımızı sorunsuzca yeni konsola taşıyabilecek ve mağazada hali hazırda oluşturulmuş içeriklerin keyfini çıkarabileceğiz. Mesela Nintendo Online'da yer alan oyunlara şak diye girip oynayabilmem gerekiyor artık. PlayStation ve Xbox tarafı bu işi uzun süre önce rayına oturttu zaten. Taşınabilir konsol ve masaüstü konsol bölümlerini Switch ile tek çatıda buluşturabiliyoruz. Nintendo artık bu hibrit yapıyı mutlaka tek hesap tek mağaza stratejisiyle korumalı. Nintendo eShop'un durumu rezalet. Acilen dijital mağaza için kaliteli bir küratörlüğe ihtiyaç var. Wii ve Wii U dijital mağazaları nasıl kaliteli birer oyun kütüphanesine dönüştüyse Nintendo Switch'in mağazası da o kadar Dingonun ahırına döndü. Olur olmaz her oyunun, her yazılımın satıldığı eShop'un yeni konsolla işinin ehli küratörlere devredilmesi ve sadece, sadece kaliteli oyun ve uygulamaların satışa çıkacağı bir yapıya dönmesi lazım. Kendi markasına, karakterlerine, oyunlarına gelince mangalda kül bırakmayan adamların Switch'in mağazasını nasıl bu kadar salık, özensiz bırakmış olabilir anlamak mümkün değil. Tam bir çöplük. Yok hemşerim, etmeyeceksin böyle eciş bücüş şeylere müsaade. Bu konuda favorim Xbox 360'ın unutulmaz sistemi Xbox Live Arcade. Arcade bağımsız ve orta bütçeli enfes oyun oyuncularla buluşmasını sağladı. Özenle seçilmiş işler desteklendi. Braid, Limbo, Fez, Bastion, Castle Crashers ve oho neler neler. Oyun dünyasının başına gelmiş en iyi şeylerden biriydi. Nintendo'nun çok acil böyle bir sisteme geçmesi gerek. Sanal konsol mağazası yani virtual konsol mağazasını mutlaka geri getirmeliler. Wii ve Wii U'da çok çılgın bir retro oyun kütüphanesi geliştirildi ama her ikisi de silinip gitti az önce bahsettiğim gibi. Switch'te Nintendo Online oyun servisi altında bu kütüphane bir nevi yeniden oluşturuluyor ama ben bu oyunları satın almak, sahiplenmek istiyorum. Abonelik sistemi isteyen için yine olsun ama benim gibi oyuncular için de satın alma seçeneği bulunmalı. Parası neyse verelim, salın şu oyunları kardeş. Ara ve online deneyim mutlaka gelişmeli. Hiçbir konsolun arayüzünü beğenemiyorum artık. Soğuk, donuk, mahkeme duvarı gibiler. Yine eskiye gideceğim. Hem Nintendo Wii hem de Xbox 360 modern ve eğlenceli arayüzlere sahipti. Mesela 360'ın Blade arayüzü çok övülüyor ama benim favorim NX Avatar ve Mi'lerin de etkisiyle konsol arayüzleri kıpır kıpırdı. Xbox Metro arayüzüyle yoldan çıkıp gitse de Nintendo Wii U'da Miiverse'le zirveye çıkardı işi. Konsolun menüsü sosyal tesis gibiydi resmen. Canlı, etkileşimli. Diğer oyuncuların Mi'leri ve çizimleri ekranda belirir, kısa mesajlar gelirdi. Menünün diğer bölümlerinde de eğlenceli ve renkli bir yapı vardı. Herifler mağazaya bağlanma kısmına beklerken oynayalım diye mini bir oyun koymuştu. Hey gidi. Switch'in hibrit bir konsol olması yani taşınabilir olarak da kullanılması nedeniyle enerji tasarrufu öne çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca sade bir arayüz yapılmıştı. Açıkçası ilk gördüğümde yok ya böyle kalmaz zamanla güncellerler herhalde dedim. Biraz elini yüzünü düzelttiler ama temel olarak arayüz aynı kaldı. Switch 2'de temennim Olmayacak biliyorum ama Wii U'daki gibi enerjik ve sosyal hissettiren bir konsol arayüzü. Ya da kişiselleştirip eğlenceli hale getirdiğimiz 3DS benzeri bir tasarım da olabilir. Modern bağlantı teknolojileri. Nintendo'nun kalas olduğu bir başka alana gelelim madem öyle. Konsolun bağlantı özellikleri. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı protokolleri en yaygın ve en etkin versiyonları olmalı. Ucuza mal edeceğiz diye 90'lardan kalma teknolojileri koymayın alete. Ayrıca dokta mutlaka ama mutlaka Ethernet girişi olmalı. Hani şu 1970'lerden beri geliştirilen teknoloji var ya. Ha işte o. Konsolun bağlantı özellikleri sağlam olsun ki kablosuz kulaklıklarımızı rahatlıkla bağlayalım. Yolda olmanın tadını çıkaralım. Değil mi? Mesela tek şarjda 60 saat kullanabildiğim SteelSeries Arctis Nova 5 oyuncu kulaklığının keyfini sürebilmeliyim rahat rahat. 2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth bağlantı teknolojilerine sahip Nova 5 uzun kullanımda kafanız ya da kulaklarınızı rahatsız etmeyecek ergonomik tasarımı ve şaşılacak hafifliği ile öne çıkıyor. Üstelik önceden ayarlanmış özel ses seçenekleri arasında Super Smash Bros, Mario Odyssey ve Breath of the Wild gibi Nintendo oyunlarına destek mevcut. Nova 5'i PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mac hatta tablette dahi kullanabiliyorsunuz. Şarj için gelen bağlantı kablosu yanı sıra kablolu kullanım sırasında kısıtlanmış hissetmemeniz için bir uzatma kablosu da kutu içeriğine dahil edilmiş. Uzun süreli kullanımda kafanızı baskıdan kurtaran esnek bant ve sünger yapılı kulak yastıkları rahatlıkla çıkarıp temizlenebiliyor. Sağda güç tuşu ve bluetooth'la kablosuz modları arasında geçiş için tuş bulunuyor. Tuşlara basması çıtır çıtır. Ayrıca tip C girişi de yine sağ tarafta. Solda tekerlekli ses seviyesi ayarlama ve mikrofonu aç-kapa tuşu var. Kulaklığa gömülü mikrofon rahatça çıkıp giriyor yuvaya. Mikrofonun kablosunu dilediğiniz gibi eğip bükün, şeklini değiştirin, sıkıntı yok. Zahmetsizce bağlanan Nova 5, Wi-Fi ve Bluetooth modları arasında geçişte sesli olarak kullanıcısını bilgilendiriyor. Şöyle... Steam Series'in GG uygulamasını indirelim şimdi. Burada yüzden fazla oyuna önceden yapılmış ses ayarı, sonar ses uygulaması ve oyun içi hediye ürünler var. Bunlarla hiç uğraşamam bana daha pratik bir şeyler lazım derseniz mobil uygulama aracılığıyla da oyunu özel ses ayarları, bağlantı modları ve benzeri özelliklerini hızlıca değiştirebilirsiniz. Nova 5'in ses kalitesini çok beğendim. Tam arzu ettiğim gibi baslar ve tizler net ve berrak biçimde betimleniyor. Seslerde boğukluk yok ya da sadece yoğun bas odaklı bir kulaklık değil. Tiz, ince seslerinde özellikle öne çıkması detayı beni kazandı. Rekabetçi oyunlarda da, tek kişilik oyunlarda da kullanması tatmin ediciydi ve mikrofon ses kalitesi gerçekten iyi. Sesli parti sistemi, yazılı mesajlaşma, belki bir Discord desteği Nintendo yazılı ve sesli sohbet konusunda ketum bir firma. Çünkü konsollarının aile dostu ve çocukların emanet edilebileceği bir platform olarak lanse ediliyor. Hatırlayanlar olacaktır. Zamanında bir çocuk tacizcisinin Nintendo 3DS'teki mesajlaşma uygulamasından çocuklara ulaştığı öğrenilince Nintendo derhal uygulamayı kapatmıştı. O yüzden Nintendo konsollarında arkadaş eklemek GPT sorgulamayla eşdeğer işliyor. İletişime geçmeye çalışmak için de böyle abidik gubidik yöntemlere başvurmanız gerekiyor. Olacağını sanmam ama bir desti parti sistemi ya da yazılı iletişim yöntemleri fena olmazdı. Konsol tasarımında ergonomiden kesinlikle taviz verilmemeli. Kasa ne kadar büyük olursa içine o kadar büyük batarya, teknoloji sığabiliyor. Ekranda büyürse ne ala. Ama daha büyük daha iyidir gibi gözükse de özellikle batarya konusunda konsolun taşınabilirlik ve ergonomiden taviz vermemesi gerek. İri kıyım Steam Deck OLED'e alıştım alışmasına da Switch'le yan yana geldiğinde cihaz musalla taşı gibi duruyor resmen. Her an her yerde oyun oynama özelliğini de sorgulamaya başlıyorum haliyle. Söylentilere göre Switch 2 8 inç ekrana sahip olacak. Standart Switch'in ekranı 6.2 inçti. OLED'le boyutu 7 inçe taşındı. Ekranın büyük olması kesinlikle iyi bir şey ama büyük ekran daha fazla enerji demek. Daha büyük batarya koymak için de dev bir kasayla çıka gelmezler umarım. Cihazın ağırlığı ve ergonomisi taşınabilir bir oyun cihazı için çok önemli çünkü. Yeni Joy-Con'lardan ciddi geliştirmeler bekliyorum. Tasarımdan bahsetmişken konsolun ayrıştırılan ve standart kontrolcüye dönüşebilen Joy-Con aparatlarında tuşların biraz daha iri kontrolcünün de ele dolması gerekiyor. Şimdi dönüp dolaşıp tasarımın büyümesine geldik yine ama Joy-Con'ların sevdiğim yanları olsa da bir Switch Pro kontrolcüsüyle kıyaslanamayacak seviyede. Şu yüz karası drift problemine de bir çare bulun. Bak Valve ne yaptı? Drift olursa çıkarıp değiştirebiliyorsunuz anolu. Gerçi o da başka bir ekmek kapısı. Yaptığınız Gamecube kontrolcülerini 20 senedir kullanıyorsunuz kullanıyorum. Bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Hatta yıllarca Sony sizden arak yaptı. Bu kez siz Sony'den arak yapıp DualSense'in 3 5 özelliğini kopyalayın. Hadi bakalım. Geriye dönük kontrolcü uyumluluğu da çok önemli. Adaptörüm hazır. GameCube kontrolcümle bekliyorum eğlence uygulamalarına mutlaka destek verilmeli. Eğlence uygulamaları konusunda Switch neredeyse boş geçti. YouTube dışında herhangi bir uygulama desteği almadı. Oysa Nintendo Wii ve 3DS'de dahi Netflix desteği vardı. Switch, Nintendo'nun ilk hibrit konsolu olduğu için bazı adımları atmada kararsız kalmış olabilirler. Ki ben oyun konsollarının oyun konsolu olarak kalması taraftarıyım. Artık telefonlar bu konuda her ihtiyacımıza cevap veriyor. Ama yine de Netflix, Spotify gibi artık olmazsa olmaz platformlara destek verilmektedir gerek. Ve tabii ki grafik performansı Gelelim en kaymaklı kısma. Konsolun gücü. Biliyorsunuz Nintendo Gamecube'den sonra diğer konsollardan farklı bir yol çizdi. Farklı oynanış metotları ve oyun markalarının gücüyle kendini rekabette farklı bir yere konumlandırdı. Next Gen ve New Gen yani sıradaki nesil ve yeni nesil arasındaki farkı Nintendo koydu. Tamamen güce dayalı gelişmelere sahip bir sonraki konsol yerine yenilikçi oynanış fikirleri barındıran teknolojilerle donatılmış yeni konsolla pazarda yer almayı tercih etti. Bunun da ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüğünüz gördük bu nesilde. Durdurak bilmeyen teknolojik gelişmelerin aslında sanıldığı gibi oyunlara çok yaramadığı hepinizin malumu. Geliştirme maliyetleri şiştikçe şişti, bütçeler şişince sadece trendlere dönük işler arttıkça arttı. Nintendo ise bazen 60 bazen 40 dolarlık oyunlarla habere oyun basıyor ve oyunları peynir ekmek gibi satıyor. Zamanında yeterli ilgi görmemiş oyun markaları bile Switch'in başarısıyla ivme kazandı. Neyse bu başka videonun konusu. Kısa kesiyorum. Teknik gücün her şey olmadığını Game Boy'la Game Boy Nintendo DS ve 3DS ile Nintendo Wii ile tekrar tekrar kanıtladılar. Bu konsolların her birinin karşısında daha güçlü konsollar vardı oysa. E şunu da unutmamak lazım: Nintendo donanımdan da para kazanmayı hedefleyen bir firma. Düşük donanımı pahalıya etelediğini söylemezsek olmaz. Evet. Şimdi gelelim konsolun gücünden beklentime. Nintendo donanımı geliştirirken aynı zamanda bir oyun geliştiricisi olarak platformunu stüdyoların en iyi şekilde faydalanabileceği biçimde tasarlıyor. Önemli olan güç değil verimlilik. Hem maddi hem enerji anlamında. Bunu dengelemek hibrit bir konsol için güç olmalı. Fakat Nintendo Switch gibi uzun yıllar piyasada kalacak ve yükseltmesi yapılmayacak yani pro versiyonu olmayacak bir konsol piyasaya sürmeyi planlıyorsa bu kez mutlaka geleceğe dayanıklı bir donanım çıkarmalı. Adamlar milyonlara ulaşan oyun konsolları yapmada başarılı ama daha çok kendi oyunlarının show yaptığı konsollarında üçüncü parti desteğinde sıkıntılar çıkıyor. Mesela Game Boy Advance zamanı dünya farklıydı. Konsola özgü Max Payne, konsola özgü GTA görmek heyecan vericiydi. Bu oyunlar konsolun yetenekleri sınırında iyi işler dedi. Ama şimdilerde bildiğiniz sebeplerden ötürü riskli yatırımlar arasına sıkışmış firmaların Switch'in donanımına özgü bir oyun çıkarması her zamankinden daha zor hale geldi. Bu yüzden multiplatform oyunlar için hem oyuncuların performansından memnun kalacakları hem de oyun firmalarını üzmeyecek bir teknik altyapı sunmaları şart. Witcher 3, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy'nin Switch sürümleri ortada. Oyun yayıncılarının 141 milyon satmış bir platformda pastadan pay almak istemeleri çok normal ama sonuçlar bazı oyunlar için tam bir felaket. 240p'de Witcher 3 oynamak nedir arkadaş? Yeni konsol hakkında duyduğum en tat kaçırıcı söylenti DLSS 3.5 desteği olacağı. Beni biliyorsunuz bu sahte yüksek çözünürlük işine takılıyorum. Ha bunu taşınabilir bir konsolun 8 inçlik ekranında var olmasını kabul etmek son teknoloji bir ekran kartında ya da konsolda olmasından daha eyvallah edilebilir bir durum ama yine de en azından büyük ekranda oynarken hedeflenen doğal çözünürlük çözünürlüğün oynak olmaması lazım. Mesela söylentilere göre DLSS desteğiyle Breath of the Wild 4K'da 60 FPS'te çalışabilecekmiş. Ek olarak Switch'te 30 saniye süren bir yüklemenin Switch 2'de anlık olarak gerçekleştiği söyleniyor. Doğruysa hızlı yükleme sürelerinin Nintendo'nun oyun tasarımına olan etkilerini heyecanla bekliyorum. Bugüne kadar Switch 2 ile alakalı teknik tarafta yığınla sızıntı, söylenti, dedikodu ortaya çıktı. Cihazın elde oynarken PlayStation 4'ten daha iyi Dock'ta ise PlayStation 4 Pro ve Xbox Series S arasında bir performans sergilediği söyleniyor. Hiç fena değil. Yani geçtiğimiz nesilde Halo 5, Red Dead Redemption 2, Quantum Break, The Last of Us Part 2 gibi işler gördük. Switch 2 bu ayarlarda bir performansa sahip olursa bizi uzun süre oyalayabilir. Nintendo Switch 2 için fazlasıyla geç kaldı. Tedarikte sorun yaşanmaması ve konsol sattıracak oyunların hazır olmasını istemeleri nedeniyle konsolun çıkış tarihi 2025 başına kaydı. Yani en azından söylentiler böyle diyor. Her ne kadar rakip olmasalar da PlayStation 5 Pro'nun 2024 sonunda çıkacağını düşünürsek bir rekabet ortamı oluşacaktır. Ama şöyle bir Mario çıka gelir şapkasını fırlatır, topundan bir Pikachu zıplar selam çakar, konsol Sol kapış kapış gider. Kurtik mi?